Pekala. Oyunun isminin her şey olması ile ilgili girişte yapabileceğim birkaç tane şaka ayarlamıştım kendime. Ama bu kanalda insanlara beklenmedikleri vermem gerek. O yüzden size şu saati göstereceğim. Oo. Neyiz biz şu an? Oo. Düşün mü? Düşünebiliyor muyuz? Nereden geldim? Nereden geldim ya? Ne oldu abi bir anda? Bu ben miyim? Oha, gittikçe daha hızlı gidebiliyorum. Bu ne zaman başladı? Kafamda deli sorular var resmen. Ha? Bir kuzu mu oldum? Seni diğer o dandik oyunlardan farklı sanmıştım. Ne oluyor lan? Ben bir şey yapmıyorum. Nereye gidiyorum abi? Bir dakika, bana göstermeye çalıştığım bir yer mi var? Hey keçi! What's up? Ah, çarpıştık az önce. Sanırım şu tarafa doğru gitmem lazım. Ben bir kuzuyum. Evet, bunu fark ettim. Ama neden? Neden bir kuzuyum? Bana bunu kimse söylemiyor. Oraya mı gitmem gerek? Abi neden? Neden bir koşma animasyonu koyamadım buraya? Bu oyun çok daha güzel olabilirdi. Bir dakika, belki bunu bilerek yapmış olabilirler. O yüzden şu an pek bir şey söyleyeyim. Hey gençler, ne haber? Beni de aranıza alır mısınız lütfen? Abi hayvanları kendi kendine dojluyor şu an. Ben sadece ileri tuşuna basıyorum. Merhaba Uygala. Beni sonunda buldun. Seni uzun zamandır bekliyorduk. Bu yukonu fark etmiş olmalısın. Sana neler yapabileceğini göstereceğiz işte. Seni yönlendireceğiz falan diyor. İyi şanslar. O simgeyi gördüğümüz yerlere iyice yaklaşıyoruz abi. Onlar bize yetenekler verecek. Eğer doğru anladıysam şuradaki simgeler bize yeni özellikler verecek, yeni yetenekler verecek. O ne? Hey dostum selam. Adamın neresiyle konuşuyorum ya? Her şey şarkı söyler mi? Herkes şarkı söyleyerek iletişim kurar diyor. Ve diğer felsefik şeyler falan, bunların bir önemi yok. Bize şarkısı mı söyleyeceğiz? Ciddi misin? Neden hep bu psycho oyunlar beni buluyor? Evet, şu an baya böyle hararetli bir tartışma içerisindeyiz. Kızdırdım adamı. Oha, daha hızlı gidebiliyorum. Şimdi abi simgelerden arayalım biraz. Ne saçma bir dünyanın içindeyim ya. Neler oluyor anlamıyorum. Hadi biraz şu hayvancıkla iletişim kuralım. Naber lan? Tamam. Peki. Aha, yeni bir özellik. Bir ağaç. Bir ağaç bana ne özellik verecek acaba? Selam ağaç. Sanırım bizi dinlemeyecek. Şu an gerçekten burada ne olduğunu bilmiyorum. Bakın gerçekten. Şu an başka kuzular bulup onların yanına gideceğim. Ve onlarla bir sürü oluşturacağım. Galiba. Umuyorum. Selam gençler. Sen bir kuzu musun? Sen bir kuzu değilsin lan, git beni yersin sen. Aha kuzu. Gençler beni de aranıza alır mısınız? Tamam lan, sen bir kuzu değil misin? Hey guys. Biliyorum buralarda yeniyim ama beni aranıza almanız gerek. Abi nerede bu kuzular? Aha. Allah'ım çok eğleniyorum. Kuzular. Sanırım şu an kendi ordumu kuruyorum ve şuradaki leoparlara karşı savaş vereceğim. Abi resmen mafya gibi oluşuna bak. Bir dakika. Bunu cidden görmek istiyorum. Gençler var mı bize yan bakan, anlamadım da. Bende bir sıkıntım varsa söyle yani birader, hemen çözelim, anladın mı? Daha kaç tane kuzu aramam gerekiyor? Sanırım yeni özellik açmam vakti geldi. Hey! Bir yerlere gitmeli miyim? Tamam, sen buradasın biliyorum çünkü sen bir taşsın. Bunu tartışmamamız gerekiyordu. İşte buradasın. Anlamışsındır ki burada iyi ya da kötü yol diye bir şey yok. Çünkü her şeyi aynı anda kontrol edemezsin. Evet biliyorum. Tamam. Hayır, kuzularımı salmam gerek. Gidin lan. Aa, gidiyorlar baya. Ben hangisiyim? Aa, tek başıma kaldım. Peki bu ne abi? Tamam sen de git, seni de istemiyorum artık. Burada ne olduğunu hiç anlamıyorum. En iyisi birazcık turboya verip. Bu duygusal müzik nereden geldi? Sanırım bu map'in bir sınırı yok. Çünkü sürekli bir yerlere gidince karşıdan spawnlanıyorlar.
Çünkü sürekli ileri doğru gidiyorum ve şu lanet şey peşimi bırakmıyor. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum değil mi? Galiba. Selam gençler. Aha bunların hepsi kuzu mu lan? Gel 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 gel. O ne abi? Orada kocaman bir şey var. Onunla bir konuşmam lazım. Hey kocaman şey, acaba sen nesin? Bir ağaçmış, tamam onu daha sandım ama. Hey ağaç. Ağaç geliyor. Oley. Ama yakında gidecek, bu kötü. Gidin artık, gidin, tek başıma kalacağım. Size artık ihtiyacım yok çünkü yeni bir özelliğim geliyor. Gördüğünüz gibi ters duran bir geyikten yeni bir özellik alacağım. Burada bir sürü küçük yaratık var. Onlar senin için mi var yoksa sen onlar için mi varsın? Epik müzik devam ediyor. Her şeyin birbiri için var olduğunu düşünmek birazcık zor. Bence de. Çünkü sen şu an her şeyi bir kuzu gözüyle görüyorsun. Yani bu, evet bu doğru. Başka bir şey olabiliyor muyum gerçekten? Oh, oyun bir harika. Abi. Ömürcekler. Ah. Ömürcek oldum. Gel ömürcek birlikte gidelim. Şaka yaptım, seni istemiyorum, git buradan. Başka ne olabilirim? Aha. Yeni bir özellik. Uzun bir yolum var çünkü ben bir ömürceğim. Tırtıl, beni yeme tamam mı? Oraya nasıl çıkabilirim acaba? Ne sesi lan o? Pampa, bana yeni özellik verecekmişsin diye duydum. Bu doğru mu? Ne ki bu ya? Merhaba dostum, görüyorum ki olayları birazcık daha küçük perspektifte görmeye başladın. Ve bunu mecazen söylemiyor. Evet. Olayları birazcık da büyük tarafından göreceğiz. Abi üzülmüşüm ben. Şu an benden daha büyük şeyler aramam lazım. Evet sanırım ona yaklaşmıyorum. Hey kaçtım galiba. Bir dakika. Peki daha büyük ne olabilirim? Aha. Aha. Bir geyik oldum. Ağaç oldum. Ciddi misin? Peki bir dağ olabilir miyim? Ha? Oh! Bir kara parçası oldum. Abi günler çok çabuk geçiyor, bir saniye. Bir yürüyebiliyorum, lanet olsun. Peki bulut olabiliyor muyum? Abi gezegen oldum. Gezegen olmak çok hoş. Ay etrafımda da ay var. Şu an bayağı kafama göre gidiyorum ya. Ama kime gidiyorum? Bir yeşil gezegenim. Güzel. Şimdi güneşi yanından yanmadan geçmeye çalışacağım. Abi şimdi güneş oldum. Bu bayağı bir havalı biliyor musun? Dünya da etrafımda dönüyor. Evet onu anladım. Sen nesin genç? What there is mi? I find it a little difficult to say what the subject matter of this seminar is going to be because it's too fundamental to give it a title. I'm going to talk about what there is. Now, the first thing, though, that we have to do is to get our perspectives with some background about the basic ideas which influence our everyday common sense, our fundamental notions about what life is about. Ideas of the world which are built into the very nature of the language we use, and of our ideas of logic and of what makes sense altogether. And these basic ideas I call myth, not using the word myth to mean simply something untrue, but to use the word myth in a more powerful sense. A myth is an image in terms of which we try to make sense of the world. Yani? Bir daha, ha şu an hareket edebiliyor muyum? Abaya dönüyormuşum bir saattir ya, keşke dönerken bir şeyler yapsaydım. Peki, daha büyük bir şey olabiliyor muyum? Abi, bu hayatımda gördüğüm en iyi oyun şu an. Abi uzayı çok severim, hatta uzay en sevdiğim şeylerden biridir. Ve şu an bunu deneyimliyor olmak çok güzel. Çok güzel yapmışlar ya. Lütfen daha büyük bir şey olabileceğimi söyle. Hah.
Abi, şu an galaksi oldum resmen. Galaksiyle pati çekiyorum. Galaksilerin ne düşündüğünü duyalım birazcık. Senin olayın ne kardeş? Biraz daha mı yükseleceğiz? Ve karanlık. Değil mi? İnsanoğlunun sınırları. Gerçekten nerede olduğumu bilmiyorum. Çünkü ötesi yok. Bana cevap verebilecek biri var mı? Ne oluyorum şu an? Neyim ben? Bir kara delik olmam lazım. Ve daha yüksek. Ve daha büyük abi. Abi nedir bu? Nitrojen mi? Nitrojen derken biraz küçüldüm mü? Ne oldu? Şu an neyim? Abi sürekli bir şeyler oluyorum. Çok şey. Partikül olmaya başladım. Yüksel abi, yüksel yüksel yüksel. Bunun nereye gittiğini biliyorum. Hayır, bu tahmin edeceğim şey olacaksa... Hayır, bana bunu yapma. Hayır. Şu an bir kurabiyeyim. Yani... Şuna bak, kurabiyeyle drift atıyorum. Bu oyunla ilgili kafamda bir şeyler şekillenmeye başlamıştı. Ama... Oyunu Need for Speed'e bağlayacağını bilmiyordum çünkü gerçekten şu an drift yapabilirim. Yeni bir özellik açalım bakalım. Bu beni birazcık korkutmaya başladı. Çünkü olayın nereye gittiğini farkındayım. Ama oyunun sonunda açıklayacağım bunu. Ya bu daha çok hayata bakış açımızla ilgili bir şey. Ne? Şu an ben hiçbir şey yapmıyorum abi. Ne oluyor? Ne oluyor? Bunu hangi psikolar yaptı bu oyunu? Neler dönüyor şu an? Ya bir araba olsaydım, ya bir bina olsaydım ne değişecekti? Ha! Ezileceğiz lan! Sonsuza kadar doğacak mıyım yani böyle? Bana ne öğretmeye çalışıyorsun? Şu an bir bina oldum, kafayı yiyeceğim. Ve bina. Ve bina hareket ediyor. Oyunun çığırından çıkacağının farkındaydım. You, as a human being. You grow out of this physical universe in just exactly the same way that an apple grows off an apple tree. So let's say the tree which grows apples is a tree which apples, using apple as a verb. And a world in which human beings arrive is a world that peoples. And so the existence of people is symptomatic of the kind of universe we live in. Just as hair on a head is symptomatic of what's going on in the organism. But we have been brought up not to feel that we belong in the world. So our popular speech reflects it. We say, I came into this world. You didn't, you came out of it. We say, face facts. We talk about encounters with reality. As if it was a head-on meeting of completely alien agencies, and the average person has the sensation that he is a somewhat that exists inside a bag of skin, a center of consciousness which looks out at this thing and what the hell is it going to do to me? I recognize you. You kind of look like me, and I've seen myself in a mirror, and you look like you might be people. So maybe you're intelligent. Maybe you can love too. And perhaps you're all right. Some of you are, anyway. You've got the right color of skin, or you have the right religion, or whatever it is, you're okay. But there are all those people over in Asia, Africa, and they may not really be people. When you want to destroy someone, you always define them as unpeople. Yani, nereye varmak istediğini anladım. Yani, bir varoluş sürecinden bahsediyor. Burada hadi ateistler bunu da açıklasın tarzı bir şey yapmak istemiş ama bunu bir oyunla anlatmaya çalışmak, yani yapabileceğin en iyi seçenek. Ya bunun hakkında bir kitap yazabilirsin ya da bir film çekebilirsin ama hakkında bir oyun yapmak fikirlerini anlatmanın çok daha iyi bir yoludur bence. Bana kalırsa. Çünkü olayları gerçekten kendi bakış açına doğru yöneltebilirsin. Ve daha iyi anlayabilirsin ne olacaklara. Yani daha ne kadar büyüyebilirim diye insan soruyor. Sürekli yükseliyorsun.
Ve yükselirken aslında ne kadar küçük olduğunu fark ediyorsun. Bu oyunun bir sonu var mı bilmiyorum. Ama bana gerçekten vermek istediği mesajı anlamış gibi hissediyorum. Çünkü yani şu an bayağı bir acayip hissediyorum ya. Hiç böyle bir oyun oynamamıştım. Yani bu oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü ben burada size çok küçük bir kısmını gösterdim. Oyunda keşfedilecek çok şey var. Ve ben sadece hikayenin gelişmesi ve oyunun nereye doğru gideceğini merak ettiğim için çok hızlı ilerliyorum. Benden daha büyük bir şeyin yanına gitmeliyim şu an. Evet. Ve yokluk. Yokluktan var oluyoruz. Sonra yokluğa dönüyoruz. Ama bu hikayeye göre asla bitmiyor abi. Sürekli devam ediyor. Bununla ilgili yorumlarınızı cidden merak ediyorum. Hepsini okuyacağım. Ben Hugola. Bu da hayatımda gördüğüm en manyakça oyun. Everything. Oynamanızı tavsiye ederim. Benden bu kadar. Diğer videoda görüşene dek. Bye bye.